Hemen hemen her şeyi Bitcoin ile satın alabileceğiniz bir ülke var. El Salvador. Hola, buenos días. ¿Aceptan Bitcoin? Geçen Eylül Cumhurbaşkanı dünyada işi benzeri görülmedik bir karar aldı. Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. This will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. Kripto paranın destekçilerinden tebrik, finans dünyasının kurumlarından eleştiri alan bir karar. So we are following developments closely. And now El Salvador is leading the wave, you know. We're proud. Bitcoin'e halk kucak açtı mı? Bitcoin ha ayudado mucho a este pueblo. El Bitcoin atrae más inversionistas al país y eso crea un desarrollo a nuestro país. Öyleyse El Salvador oynadığı Bitcoin kumarından kazançlı mı çıktı? Salvador's Bitcoin journey didn't start in a city center tech hub. It started here in a small town on the south coast called El Zonte. And it's a weird and mysterious origin story. 2019 yılında kimliği gizli bir kişi bu balıkçı köyüne kayda değer miktarda Bitcoin bağışında bulundu. Bu kripto bağışın faydasını gören ilk kişilerden biri ise Caterina Contreras. Escuché de Bitcoin desde hace dos años que recién pasábamos lo de la pandemia. Eran momentos muy difíciles. Ellos pensaron en poder ayudarnos con un curso de guardavidas. Ellos pagaron con Bitcoin transporte para poder ir a hacer el curso. Nos dieron Bitcoin para que pudiéramos comer durante el curso. Nos ayudaron a poder trabajar de eso. Nos pagaron por 6 meses en Bitcoin. Me voy a escanear el QR. La chica tiene arriba el QR. Lo escaneo. Y pongo 1.50, enviar, pagar y listo. Bitcoin ha ayudado mucho a este pueblo. Bitcoin tamamen dijital bir para. Bireyler arasında dijital nakit akışı araya bir banka ya da mali kurum girmeden gerçekleşiyor. El Zonte'deki benzersiz proje artık Bitcoin plajı olarak adlandırılan bu köyü kripto para dünyasında meşhur etti. So this is Hope House or Bitcoin Beach, how people know our project. This is like the first circular economy that we create like 3 years ago. And our president have been saying like many times in public that Bitcoin Beach, what's the project that inspire than to make Bitcoin a legal tender. Mm-hmm. What was it like for you the day that Bukele announced he's going to do that in the whole country? It's a dream that come true, but not just for us. There are many people around the world that were waiting for this. Everyone was dreaming that this will happen one day. So when Bitcoin arrived here, we see people saving money for the first time. We see people transacting digitally for the first time. I born in this community where the opportunities that we used to have were a few. Salvadorian people are dreaming again. You don't mind that this, the original donation that started this all off, we don't know who it is, you don't mind that? Nah. Okay. But it's like a good message, you know, like, because when you help, when you create something that will change the world, it doesn't matter who is, because everyone is playing like a really important role in this. Kripto paranın resmileşmesi dükkan sahiplerine göre işleri canlandırmış. Müşterilerin %30 arttığını söyleyenler var. Ama başkent San Salvador'da Bitcoin daha az revaçta. Hükümet Bitcoin yasasını zor yoluyla yürürlüğe sokmaktansa halkın kademe kademe kabul edeceğini umuyor. Hükümetin elinde kilit önemli bir silah var. Yoğun biçimde pazarlayıp teşvik sağladığı Bitcoin uygulaması Chivo. Yaklaşık 4 milyon kez indirilen bu uygulama bir başarı hikayesi. Fakat Chivo'yu telefonuna indirenlerin sayısında azalma işaretleri var. This place is a really good example of the lengths the Bukele government is going to get people to download the Chivo app and use it. This is the largest animal hospital in the country. It's brand new. People are traveling from all over to bring their pets here. The reason is if they pay using the app, preferably in Bitcoin, they can get all the care their pet needs for 25 cents.
total un aproximado de unos casi 500 pacientes diarios. Hastanenin yöneticisi Melvin Rogel, açıldıkları günden beri başlarını kaşıyacak vakitleri olmadığını söylüyor. Apoyo. He venido en seguimiento porque él se quebró la patita y la pelvis hace un mes y medio. Y hemos pasado ya a la consulta y al baño. Para pagar en el hospital Chivo Pet, usé lo que es la plataforma de Chivo para pagando siempre con Bitcoin. Pasan a esta área, que es el área de recuperación, y posteriormente o son pasados al área de hospital o son ya regresados a sus propietarios. It can't be 25 cents. Sí. 25 centavos. Sí, todo. Cualquier cirugía, por más compleja que sea, todas tienen un costo de 25 centavos pagando con la wallet con Bitcoin. Milyonlarca dolarlık bu merkezin masraflarının tamamen Bitcoin'den elde edilen kâr ile karşılandığı söyleniyor. Ama BBC bu kârın tam olarak nereden geldiğini sorduğunda hükümetten yanıt gelmedi. Cumhurbaşkanı Bukele hazineden yaklaşık 100 milyon doları Bitcoin'e yatırdı. Her alımı Twitter'dan müjdeleyerek... Ülkenin şimdi 2300 Bitcoin'i var. Başka yatırımcılar piyasadan kaçarken El Salvador'un alım yaptığı sıkça görülüyor. Çoğu satın alındığı günden beri değer kazanmadı ve şu ana kadar hiçbiri geri satılmadı. Chivo uygulamasının yönetimi yüz milyonlarca dolara mal oluyor. Ekonomist Tatiana Morokin harcanan paradan son derece kaygılı. Me parece que hay una manipulación muy grave de dinero público adentro de Bitcoin. Tampoco sabemos exactamente en qué momento compraron Bitcoin, con qué dinero compraron Bitcoin. Hay muchas preguntas acerca de cómo se está manejando ese dinero. Adoption of Bitcoin as legal tender raises a number of macroeconomic, financial and legal issues. Bu eleştirilere karşın Orta Afrika Cumhuriyeti bu yılın başlarında El Salvador'un çizdiği yoldan Bitcoin'i kanunen kabul ettiğini duyurdu. Sırada başka ülkelerin de olabileceği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Bukele, Bitcoin hamlesinden yüzünün akıyla çıkacağına inanıyor. BBC kendisiyle bir mülakat ayarlamaya çalıştı ama son aylarda Bitcoin yanlısı YouTube kanalları haricinde kimseyle görüşmüş değil. Ama Turizm Bakanı Morena Valdez sorularımıza yanıt verdi. President Bukele has spent tens of millions of dollars of public money on Bitcoin and the price has gone down. Is there a risk that all that money could be lost? That money could be spent on other things? Es que nosotros sabemos que cada una de las decisiones que él toma en este mundo tan cambiante es porque es el momento adecuado. La población tiene una gran confianza en las decisiones del presidente y en cómo se va moviendo también la economía del país. Bukele hükümeti Bitcoin'de frene değil, gaz pedalına daha da basıyor. Cumhurbaşkanı bir yanardağın eteklerinde yeni bir kent kurmayı planlıyor. Jeotermal enerjiyi Bitcoin madenciliğinde kullanan bir yerleşim birimi. El Salvador'un devlet tarafından işletilen en büyük jeotermal enerji tesisi burası. Bir köşesine küçük bir Bitcoin madeni oturtulmuş. El presidente dijo, tenemos que buscar alternativas de financiamiento para El Salvador. Creo mucho en el tema del Bitcoin. Y así empezó la planta de minería en Berlín. Bitcoin bir merkez bankası ya da bir finans otoritesi olmadan devasa bir gönüllü ağının çalışmasıyla ayakta duruyor. Özel bilgisayarlar gerektiren karmaşık programlarla her alım satım işlemi onaylanıyor ve blok zinciri blockchain adlı kayıt listesine ekleniyor. Bunun karşılığında blok zinciri sistemi otomatik olarak madencileri bedavaya yeni bir Bitcoin ile ödüllendiriyor. Kimi ülkeler, Çin gibi, Bitcoin madenciliğini yasakladı. Fakat El Salvador hükümeti izin vermekle kalmıyor, bizzat kendisi yapıyor. Sí, hay identificado recursos geotérmicos en Conchagua. Nosotros ya nos vamos a encargar de poder explotarlo de una manera sumamente amigable con el medio ambiente y esto mismo va a energizar
gran parte del proyecto del presidente, que es Bitcoin City. Yanardağ, ülkenin güneydoğusunda yer alan La Union bölgesinde. Dağdan bakıldığında bozuk para gibi yuvarlak tasarlanan kent görülebilecek. Burada bir kamp yeri işleten Luis Diaz, Cumhurbaşkanı'nın planından heyecan duyuyor. Hace como tres meses vinieron inversionistas, pero que le gustaba el lugar y que si estaba interesado en venderlo. Tajantemente le dije que no, que era un proyecto familiar y que yo pues no eran mis intenciones eso. Y me ofreció los 110 bitcoins. En dollars, like 4 millones. El bitcoin atrae más inversionistas al país y eso crea un desarrollo a nuestro país. Fakat hükümetin proje için yeterli fon bulamamasından korkuluyor. El Salvador bütçesi zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkenin gelecek yıl ödemesi gereken yüz milyonlarca dolar borcu var. Will Bitcoin City ever actually exist? Si ya se tiene toda la planificación de cómo se va a construir, incluso nosotros desde turismo estamos ya planificando proyectos que vayan a beneficiar justamente la construcción de Bitcoin City. El Salvador Bitcoin kumarında masadan kazançla mı kalkacak henüz kestirmek zor. Cumhurbaşkanı Bukele kendini birçok bilinmeze bağlamış durumda. Planın başarılı olması için Bitcoin'in fiyatının artması ve hükümetin şimdilik kripto paraya nispeten mesafeli duran halkın şüphe ve tereddütlerini yenmesi şart görünüyor. Masraflı, çetin bir süreç ve sonunda masadan büyük bir kayıpla kalkmak da var.